İftarda ne yemek yapsak diye düşünenlere enfes bir tarif geliyor şimdi. İştah kabartan Kıbrıs'a özgür şeftali kebabı. Üstelik yanında Ramazan'ın gülü güllaç da var. Vay vay diyoruz gerçekten de. Bakın. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofraları rengarenk. Peki bu akşam ne yapacağız? Sofrada ne olsun diyenlere ilginç bir yemek tarifi geliyor. Kıbrıslılara özgü şeftali kebabı. Gelsin tarif o zaman. 1 kilogram civarında gördüğünüz gibi bir kıymamız var. Orta yağlı. 1 kilograma aşağı yukarı 14 gram gibi bir tuz. Kimyon olmazsa olmazı. Çok az. Parmaklarımın ucuyla kekik kullandım. Pul biber ve toz değil, değirmen karabiber. Bir diş sarımsak alıyorum. Hemen şöyle eziyorum. Sadece aromasını versin diye parçalıyorum şu şekilde. 3-4 damla zeytinyağı da eklenerek kıyma ve baharatlar yoğruluyor. Daha sonra avuç büyüklüğünde parçalara ayrılıyor. Asıl olay burada. Şimdi bunlar nedir biliyorsunuz? Gömlek yağı. Çok lezzetlidir. Bakın kontrol ediyorum. Şuradan kestim. Buradan da kestik ve üzerine kapattık. Domatesimizi çok kalın değil, çok da ince de değil. Mümkünse işte tarla domatesi dediğimiz. Burada da biberimiz var. Üçe böldüm. Bir domatesimizi koyacağız. Bir tane de biberimizi bakın. Parçalara ayrılan gömlek yağıyla kıymanın üzeri kapatılıyor. Kürdan yardımıyla da sabitlenerek çeri domatesle süsleniyor. Çevresine bir şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Sonra bakın burada biberiye var. Çok fazla kullanmıyorum. Bu kadar yeterli. Çünkü çok yoğun bir aromatiği olduğu için bu kadar bırakıyorum. Baby patateslerimizi bakın şöyle ikiye bölüyorum. Birkaç tane evet çeri domates attık. Olmazsa olmaz nedir? Arpacık soğanlar. Ve tabii ki de lezzet için tereyağımız. Şimdi bu ürünümüz doğru fırına gidiyor. Yapılışı da pratik, pişmesi de. Sadece 17 dakikada pişecek ve iftar sofralarını süsleyecek. Kral geliyor şu anda. Vay diyoruz gerçekten de. Bakın. Patateslerimiz inanılmaz olmuş. Bakın tam da istediğimiz gibi. Mis gibi kokusuyla iştahları kabartan şeftali kebabımız hazır. Şimdi yanımdan bana sesleniyor ye beni diye. Ben de ona diyorum ki iftardan sonra. 17 dakikada hazır ettik. Zaten yapılışı da aşağı yukarı 4 dakika falan sürmüştü. Orucumuzu açtık, çorbamızı içtik, yemeğimizi yedik. Şimdi diyoruz ki şöyle hafif bir tatlı olsa ama ne olsa... Elbette Ramazan'ın gülü güllaç olsa geliyor şimdi tarifi. Dediğiniz gibi Ramazan'ın gülü güllaç yapacağız şimdi. Sütümüzü 1 litre kadar yani %50 şeker kullanacağız. Kaynatıyorum sütü farkındaysanız. Vanilya çubuğunun aroması için özü bıçak yardımıyla ayrılıyor. Sonra hem özü hem de kabuğu süte ilave ediliyor. Şekerimiz var. Ekliyoruz 400-450 gram. Önce tepsiye gül suyu damlatılıyor. Mis koktu gerçekten. Buraya bir gül kokusu sardı şu anda. Birinci alt tabanına sütü koyuyorum. İçi cevizle süsleniyor. Güllaç yufkasının her katına bir kepçe süt ekleniyor. Oo. Fındık, fıstık ve nar. Olmazsa olmaz. Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç tatlısı hazır. Şimdi önce oda sıcaklığında ardından buzdolabında bekleteceğiz ve sonra afiyetle yiyeceğiz.